Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Newton Yayınları adım adım 7. sınıf matematik kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemi. Konumu büyütüyorum. Aynı işaretli iki tam sayı toplanırken sayıların mutlak değerleri toplanır, ortak işaret aynen yazılır. Bakın Artı 7 artı artı 5 demiş. İkisi de pozitif olduğu için sayılarımı direkt topluyorum. Ve ortak işareti başa yazıyorum. Eksi 3 artı eksi 5 demiş. İkisi de negatif arkadaşlar. Dolayısıyla sayılarımı direkt topluyorum ve de ortak işareti başa yazıyorum. Farklı işaretle iki tam sayı toplanırken mutlak değeri büyük olan tam sayıdan mutlak değeri küçük olan tam sayı çıkarılır. Mutlak değeri büyük olanın işareti yazılır demiş arkadaşlar. Bakın artı 8 artı eksi 2. 8'in mutlak değeri 8'dir. Eksi 2'nin mutlak değeri 2'dir. 8'den 2'yi çıkarıyorum 6 ve mutlakça büyük olanın işareti artı olduğu için başına artıyı koydum. Eksi 13'ün mutlak değeri 13'tür. 17'nin mutlak değeri 17'dir. 17'den 13'ü çıkarıyorum 4 ve de mutlakça büyük olanın işareti artı olarak geldiği cevabım artı 4 oldu. Tam sayılarla çıkarma işlemi yapılırken çıkarma işlemi toplama işlemine çevrilerek sonuç bulunur. Peki nasıl toplama işlemini çeviriyoruz arkadaşlar? Bakın artı 10 eksi artı 3. Birinci sayıyı aynen yazıyoruz. İkinci sayının işaretini ters çeviriyorum. Aradaki çıkarmayı toplamaya çeviriyorum. Ve buradan cevabım artı 7 olarak geldi. Aynı şekilde birinci sayıyı aynen yazıyorum. İkinci, ikinci sayının işaretini ters çeviriyorum. Artıysa eksiye, eksiyse artıya çeviriyorum. Burası artı 2 olduğu için eksi 2 olur. Ve aradaki çıkarmayı toplamayı çeviriyorum. Cevabım eksi 17. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Aradaki çıkarmayı toplamaya çevir. Cevabımız artı 10. Birinciyi aynen yaz. ikincinin işaretini ters çevirip çarp. Ters çevir ve yaz. Yanlış söyledik. Şöyle biraz şey yapalım ve aradaki çıkarmayı toplamaya çevir. Cevabımız eksi 6. Şimdi arkadaşlar örnekler vermiş. Gelelim bu örnekleri yapalım. Bakın ikisi de pozitif olduğu için ne yapıyoruz? Bunları direkt toplayıp ortak işareti yazıyoruz. İkisi de negatif. Arada toplama işlemi var. Yine ikisini direkt topla ve ortak işareti başa yaz. Buraya geldim. Birisi pozitif birisi negatif. Böyle olduğunda mutlak değerlerine bakıyoruz. 24'ün mutlak değeri 24. Eksi 19'un mutlak değeri 19. Mutlakça büyük olandan küçük olan çıkarılır ve büyük olanın işareti yazılır. Burası artı 5 olarak geldi. Buraya geldim. Bakın birisi negatif birisi pozitif. Yine aynı şekilde mutlaklarına bakıyoruz. Burası 35 burası 15 oldu. Mutlakça büyük olandan küçük olanı çıkar ve büyük olanın işaretini yaz burası. Eksi 20 olarak geldi. Aynı şekilde bakın burası aslında artı 13. Mutlaklarına bakıyorum. Buranın mutlak değeri 13. Buranın mutlak değeri 5. Mutlakça büyük olandan küçük olanı çıkar ve büyük olanın işaretini yaz. Burası artı 8 oldu. Bakın arkadaşlar burada 3 tane var. Toplama işlemi olduğu için direkt soldan başlayıp sağa doğru gidiyorum. İlk önce bu ikisini toplayacağım. 24 ile 25'i topladım 49 ortak işaret artı olduğu için artıyı koydum Artı burada 26 var arkadaşlar Şimdi de geldim 49'a 26'yı ekledim ve burası artı 75 olarak geldi Buraya geliyorum arkadaşlar Hepsi negatif ve aralarındaki işlem toplama olduğu için yine en soldan başlayıp Topluyorum. Eksi 19 ile eksi 45'i toplayacağım. İkisinin de işareti aynı olduğu için sayılarımı direkt topluyorum. 64. Ortak işareti başa yazıyorum. Eksi 64. Artı. Buraya geldim. Burada eksi 16 var. Eşittir. Şimdi de arkadaşlar bakın ikisi de negatif olduğu için direkt topluyorum. 80. Başına da eksiyi koydum. Cevabım eksi 80. Buraya bakıyorum. Hepsi toplama işlemi olduğu için en soldan başlayıp sağa doğru gidiyorum. İlk önce bu ikisini toplayacağım. Bir negatif bir pozitif. Ne yapıyorduk? Mutlak değerlerine bakıyorduk. Buranın mutlak değeri 13. Buranın mutlak değeri 19. Mutlakça büyük olandan küçük olanı çıkar. Ve büyük olanın işaretini koy. Artı, artı 17. Burası arkadaşlar artı 6 olarak gelir artı artı 17. Bakın ikisinin de işareti aynı olduğu için arkadaşlar ne yapıyoruz? Direkt toplayıp ortak işareti koyuyoruz ve burası artı 23 olarak geliyor. Buraya geldim. Direkt soldan toplamaya başlayalım. İkisi de arkadaşlar negatif sayılardır. Dolayısıyla direkt topluyorum. 12 ile 39'u topladım. 51 ortak işareti başa koydum. Cevabım eksi 51 oldu. Buna 24'ü ekliyorum. Birisi negatif, birisi pozitif. Mutlak değerlerine bakacağım. Buranın mutlak değeri 51, buranın mutlak değeri 24. Mutlakça büyük olandan küçük olanı çıkar ve büyük olanın işaretini koy. Burası arkadaşlar bana eksi 27 olarak geliyor. Buraya geldik. İlk önce bunları yapalım. Sonra bunları yapalım buraya bakıyorum. Birisi pozitif, birisi negatif. Mutlaklarına bakacağım. Burası 45, burası 34. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Mutlakça büyük olandan küçük olanı çıkarıyordum ve de büyük olanın işaretini yani artıyı buraya koydum. Artı. Şimdi buraya geldim. Burası negatif, burası pozitif. Yine mutlak değerlerine bakacağım. Burası 7, burası 9. Ne yapacağız? Mutlakça büyük olandan küçük olanı çıkarıp mutlakça büyük olanın işaretini koyacağım. Burası artı. Devam ediyorum. Burası bana arkadaşlar. Bakın 45'ten 34'ü çıkarıyorum. 11 olarak geliyor. Ama artı 11. Bunu yazalım. Artı 11. Artı. Burası da artı 2 olarak geliyor. Ve de cevabım artı 13 olarak geldi. Buraya geldim. Şimdi çıkarma işlemindeyiz arkadaşlar. Birinciyi aynen yaz. İkinci işaretini ters çevir. Aradaki çıkarmayı toplamaya çevir. Bakın birisi pozitif birisi negatif sayıların toplamı oldu. Mutlaklarına bakıyorduk. Buranın mutlak değeri 20. Buranınki 9. Mutlakça büyük olandan küçük olanı çıkarıp büyük olanın işaretini koyuyordum. Ve cevabım artı 11. Aynı şekilde birinci sayıyı aynen yaz. ikinci sayının işaretini ters çevir. Ve aradaki çıkarmayı toplamaya çevir. Bakın biri negatif biri pozitif. Yine ne yapıyoruz? Mutlak değerlerine bakıyoruz. Burası 25 burası 8. Mutlakça büyük olandan küçük olanı çıkaracağım. Ve büyük olanın işaretini koyacağım. Burası arkadaşlar bana eksi 17 olarak geliyor. Buraya geldim. Birinciyi aynen yaz. ikincinin ters işaretlisini al. Burası eksi 15'ten artı 15'e döndü. verdeki çıkarmayı da toplamaya çeviriyorum. İkisi de bakın arkadaşlar pozitif olduğu için bunlar direkt toplanır. Ve de burası başına ortak işaret geldiğinde cevabımız artı 58 olarak gelir. Birinciyi aynen yaz. ikincinin işaretini ters çevir. Topla. Burası arkadaşlar bana 50 olarak pardon 40 olarak geliyor ama ortak işaretimi başa koyduğumda eksi 40 olarak geldi. Birinciyi aynen yaz. ikincinin işaretini ters çevir. Topla. Bakın arkadaşlar mutlak değerlerine bakacağız. Buranın mutlak değeri 65. Buranınki 45. Mutlak değerlerinin farkını buluyorum ve mutlakça büyük olanın işaretini başa yazıyorum. Cevabım eksi 20. Baktığım zaman çıkarma işlemi var. Dolayısıyla soldan başlayıp sağa doğru gidiyorum. İlk önce bu ikisini yapacağım. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. ördeki çıkarmayı toplamaya çevir. Ne yapıyorduk? Mutlakça büyük olandan küçük olanı çıkarıp büyük olanın işaretini koyuyorduk. Ve burası artı 8 oldu. Geldim. Bu ikisinin yerine artı 8'i yazıyorum. Eksi artı 5. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Birinciyi aynen yaz. ikincinin işaretini ters çevir. Ördeki çıkarmayı toplamaya çevir. Mutlakça büyük olandan küçük olanı çıkar ve büyük olanın işaretini yaz. Burası artı 3 olarak geldi. Yine aynı şekilde soldan başlayıp sağa doğru gidiyoruz. İlk önce bu ikisine bakacağım. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Ördeki çıkarmayı toplamaya çevir. Mutlakça büyük olandan küçük olanı çıkarıp büyük olanın işaretini yazıyorum. Ve burası artı 26 olarak geldi. Geldim. 26'yı yazdım. Eksi, eksi 4. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Ördeki çıkarmayı toplamaya çevir. Ve burası artı 30 olarak gelir. Buraya geldim. Yine soldan sağa doğru gideceğim. İlk önce bu ikisini yapıyorum. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Ördeki çıkarmayı toplamaya çevir. İkisi de ortak işaretli olduğu için arkadaşlar direkt toplanırdı. 54 ile 16'nın toplamı 70. Başına da ortak işareti koyuyorum. Eksi 70 eksi. Bakın birinciyi aynen yazdım. İkincinin işaretini ters çevirip aradaki çıkarmayı toplamaya çeviriyordum. Mutlakça büyük olandan küçük olanı çıkar ve de büyük olanın işaretini yaz. Burası eksi 20 olarak geldi. İlk önce bu ikisini yapalım. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Aradaki çıkarmayı toplamaya çevir. ve burası artı 5 olarak geldi. Şimdi geldim o ikisinin yerine artı 5'i yazıyorum. Eksi, eksi 20, eksi 25. Hatta eksi 25 de şu şekilde yazacağım. Eksi parantez açtım artı 25. Şimdi bu ikisine bakıyorum. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Ördeki çıkarmayı toplamaya çevir. Burası artı 25 olarak geldi. Geliyorum artı 25'i yazıyorum. Eksi artı 25. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Ördeki çıkarmayı toplamaya çevir. Burası arkadaşlar bana sıfır olarak gelir. Buraya geldim. Burası artı 16. Bakın 16'dan eksi 29'u çıkaracağım. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Ördeki çıkarmayı toplamaya çevir. Arkadaşlar 16 ile 29'u topladığımda burası bana 45 olarak geldi. Yani artı 45 yazdım. Eksi artı 13 eksi eksi 25. Yine ilk önce bu ikisini yapıyorum. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Ördeki çıkarmayı toplamaya çevir. Burası arkadaşlar bana artı 32 olarak geldim. Geliyorum yerine yazıyorum. Artı 32 eksi eksi 25'teydik. Ne yapıyoruz? Birinciyi aynen yazıyoruz. İkincinin işaretini ters çevirip topluyoruz. Ve de burası arkadaşlar bana artı 57 olarak geldi. Şimdi arkadaşlar toplama işleminin özelliklerine bakıyorum. Toplama veya çıkarma işleminde mutlak değer varsa ilk olarak mutlak değerin değeri yazılır. Sonra işlem yapılır. Örneklerini vermiş. Tam sayılarla toplama işleminin değişme özelliği vardır. Birleşme özelliği vardır. Toplama işleminin etkisiz birim, alanı, birim elemanı sıfırdır. Bir de toplama işlemine göre tersi vardır demiş. Hepsini inceleyelim. Değişme özelliği dediğimiz şey arkadaşlar toplanan sayıların yerlerinin değişeceğini ve yerleri değişse bile cevabımızın değişmeyeceğini gösteriyor bize. Bakın ikisi de artı 4'e eşittir. Birleşme özelliği İkiden fazla işlemlerde ikiden fazla toplanan olduğu zaman yapılır arkadaşlar. Yani ben ilk önce bu ikisini toplasam veya ilk önce bu ikisini toplasam benim cevabım değişmez. Toplama işleminin etkisiz birim elemanı sıfırdır. Yani ben sıfırla Herhangi bir sayıyı topladığımda cevabım yine o sayıya eşit olacak. Toplama işlemine işlemine göre tersi vardır diyor. Artı 7'nin toplama işlemine göre tersi eksi 7. Eksi 4'ün toplama işlemine göre tersi artı 4'tür. Biz arkadaşlar çıkarma işleminde de o şekilde yapıyorduk. Diyoruz ya birinciyi aynen yaz. ikincinin tersini al ve de aradaki çıkarmayı toplamaya çevir. İkincinin arkadaşlar toplama işlemine göre tersini alıyoruz. Yani benim ikinci sayım eksi ise artıya dönüyor. artıysa eksiye dönüyor. Şöyle büyütelim. Ya da tek tek yapalım. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz demiş. İlk önce mutlak değerden çıkarıyorum. Burası artı 18 artı eksi 13 eksi eksi 17. Bu ikisini topluyorum. Burası bana bakın şu ikisine bakın. Burası bana artı 5 olarak geliyor. Neden? Mutlakça büyük olandan küçük olana çıkarıp büyük olanın işaretini koyuyorum. Ve burası bana artı 5 olarak geldi. Eksi eksi 17. Ne yapıyoruz? Birinciyi aynen yazıyoruz. İkincinin işaretini ters çevirip topluyoruz. Ve de cevabımız artı 22. Buraya geldim. Eksi 18 mutlak değerden artı 18 olarak çıkar. Artı. Artı 2 mutlak değerden artı 2 olarak çıkar. Artı. Burası da zaten artı 9. Bu ikisinin toplamı artı 20. Üzerine arkadaşlar 9'u eklediğimde burası artı 29 olur. Eksi 100 mutlak değerden artı 100 olarak çıkar. Eksi. Artı 25 mutlak değerden 25 olarak çıkar. Eksi. Eksi 15 artı eksi 30. İlk önce bu ikisine bakacağım. Birinciyi aynen yaz. İkincinin toplam işlemine göre tersini al. Yani artıysa ise eksilisini yazıyorum. Aradaki çıkarmayı da toplamaya çevirdim. Burası arkadaşlar artı 75 olarak geldi. Geliyorum. Bunun olduğu yere artı 75'i yazdım. Eksi, eksi 15 artı eksi 30. Şimdi bu ikisine bakmanızı istiyorum. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Ördeki çıkarmayı toplamayı çevir. Ve de burası artı 90 olarak geldi. Geliyorum. Artı 90'ı yazdım. Artı eksi 30 ve de burası bana artı 60 olarak gelir. Hepsini mutlaktan çıkaralım. Burası artı 17 oldu artı. Burası artı 13 oldu. Eksi. Burası artı 39 oldu. İlk ikisinin toplamı artı 30 olarak gelir. Eksi artı 39. Ne yapıyoruz çıkarmadan? Birincisini aynen yazıyoruz. İkincinin işaretini ters çevirip toplayacağız. Ve de burası eksi 9 olarak gelir. Buraya geldim. 30 eksi. Burası mutlak değerden artı 49 olarak çıkar artı artı 25 dedim. İlk önce çıkarmayı yapalım arkadaşlar. Birinciyi aynen yazdım. Şöyle gösterelim. İkincinin işaretini ters çevirip topluyorum. Ve burası eksi 19 olarak geldi. Gelelim yerine yazalım. Eksi 19 artı artı 25. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Mutlakça büyük olandan küçük olanı çıkarıp büyük olanın işaretini yazıyoruz ve de cevabımız artı 6 olarak gelir. Buraya geldim. Burası mutlaktan artı 10 diye çıkar. Artı, eksi 10, eksi, artı 10, artı, artı 10. Bir kere şuraya bakmanızı istiyorum. Artı 10 ile eksi 10'un toplamı 0. Direkt arkadaşlar buradan devam edelim. Eksi, artı 10, artı, artı 10. Arkadaşlar şöyle söyleyeceğiz. Eksi ile artının çarpımı eksi yapar. Yani burası eksi 10 oldu. Ve de artı artı 10. Buranın toplamı da 0 yaptı. Buraya geldim. Eksi 27 artı artı 9 eksi artı 5 artı artı 13'tür. Arkadaşlar bu ikisini ben topladığım zaman burası eksi 18 olarak gelir eksi artı 5 artı artı 13'tür. Şuraya bakmanızı istiyorum. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Ördeki çıkarmayı toplamaya çevir. Ve burası eksi 23 olarak geldi. Geldim onun yerine eksi 23'ü yazıyorum. Artı artı 13 ve de burası eksi ona eşit oldu. Devam edelim. Buradaki eksi 13'ü paranteze alıp yazıyoruz. Artı, artı 15. Eksi, mutlak değerden eksi 37 artı 37 olarak çıkar. Artı, artı 18 dedik. Bakın arkadaşlar bu ikisinin toplamı artı 2 yapar. Eksi, artı 37 artı artı 18 dedik. İlk önce buraya bakıyorum. Gelelim burada yapalım. Birinciyi aynen yaz. ikincinin işaretini ters çevir. Ördeki çıkarmayı toplamaya çevir. Ve de burası eksi 35 olarak geldi. Geliyorum yerine yazıyorum. Eksi 35 artı artı 18. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Mutlakça büyük olandan küçük olanı çıkarıyoruz. Ve de büyük olanın işaretini yazıyoruz. Burası arkadaşlar bize eksi 17 olarak gelir. Buraya eksi 17 yazdım. Buraya geldim. Bakın burası artı 72 eksi artı 49 artı artı 24 eksi artı 13'tür. İlk önce bu ikisine bakıyorum arkadaşlar. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Ve de aradaki çıkarmayı toplamaya çevir. Burası arkadaşlar bana 23 olarak geliyor. Geldim yerine 23'ü yazdım. Şurada yazalım. Artı 23 artı 24 eksi artı 13. Bu ikisinin toplamı arkadaşlar artı 47 yapar. Eksi artı 13 ne yapıyoruz? Birinciyi aynen yazıyoruz. ikincinin işaretini ters çevirip topluyoruz. Ve de arkadaşlar buranın toplamı bize artı 34 olarak gelir. Buraya artı 34 yazdım. Buraya geldim. 9 artı artı 17 olarak çıkar burası. Eksi. Burası artı 15 oldu. Artı burası artı 13. İlk önce bu ikisini topladım. Burası 26 yaptım. Eksi artı 15 artı artı 13. Bu ikisini çıkaralım. Bakın buraya bak bakmanızı istiyorum. Birinciyi aynen yaz. ikincinin işaretini ters çevir. Topla yapıyorduk. Ve de arkadaşlar burası bize artı 11 olarak geldi. Geliyorum yerine artı 11 yazıyorum. Artı 13 Ve de burası artı 24 olarak gelir. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Hatta üstteki yazı var mı? Bir bakalım. Aşağıda verilen işlemlerde yıldız sembollerinin yerine yazılması gereken tam sayıları bulunuz demiş. Burada arkadaşlar toplama işleminin değişme özelliği kullanılmış. Burada yıldız sembolü yerine eksi 115 değerinin gelmesi gerektiğini buldum. Eksi 47 ile ben bir tane sayıyı toplamışım. Cevabım yine eksi 47 olmuş. Bu arkadaşlar bizim toplama işleminin etkisiz elemanları yani sıfırdır. Buraya geldim. Burada yine değişme özelliği kullanılmış. Yıldız sembolüm benim buradan. Eksi 12. Buraya geldim. Bakın 45 ile bir şey toplamışım. Yine 45 olmuş. Bu arkadaşlar etkisiz elemandır. Yani sıfırdır. Artı 1453 ile neyi toplarsam sıfır yapar. Tabii ki de toplam işlemine göre tersini. Yani eksi 1453'ü diyorum. Buraya geldim. Burada arkadaşlar birleşme özelliği kullanılmış. Buradaki parantez buraya kaymış. Buraya baktığımız zaman yıldız değerimizin artı 8 olduğunu görüyorum. Aynı şekilde burada da birleşme özelliği kullanılmış ve de buradan ben yıldızımın eksi 18 olduğunu görüyorum. Artı 27'nin toplama işlemine göre tersi eksi 27'dir. Benim yıldız değerim eksi 27. Yıldızın toplama işlemine göre tersi artı 7'ymiş. Yani artı 7 Bakın artı 7'den yola çıkarak yıldızın eksi 7 olduğunu buluyorum. Sıfırın toplama işlemine göre tersi yine sıfırdır diyoruz. Bizim buradan yıldız değerimiz sıfıra eşit oldu. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.